İyi akşamlar sevgili Balıkesirliler. Bir Balıkesir Gündem Özel Programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Balıkesir Gündem Özel Programı'nın yine çok özel bir konuğu ve son derece özel de bir gündemi var. Program konuğumuz Operatör Doktor Fikret Şahin, Balıkesir Tabip Odası Başkanı. Sayın evet. Doktorum hoş geldiniz programımıza. Merhaba, ve televizyonumuza. Efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi hepimiz Balıkesir'de yaşayanlar biliyoruz ki Balıkesir Türkiye'nin çok özel bir bölgesi, evet. Zengin bir bölgesi ama bir o kadar da çevre sorunlarına karşı maruz kalan bir bölge. Son günlerde de işte çok farklı kanallardan Balıkesir'in çevre sorunları gündeme gelmeye başladı. En sondan başlayalım. İşte son birkaç gün önce işte Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur Balıkesir'de 60 tane köyün arsenikli su içtiğini ifade eden bir açıklama yaptı ve ondan sonra evet. Bu açıklama gündeme oturdu. Siz de tabip odası olarak ve başkanı olarak halk sağlığı konusunda duyarlı davranmak zorundasınız. Evet, bu konuyla evet. ilgili dün Perşembe günü bir basın açıklaması yaptınız. Cuma günü dün yaptık açıklamayı. Evet. Şu arsenikli mesele, arsenikli su meselesinden başlayalım. Aslında bu bilinen bir gerçekti. Yani evet. Ben 15 yıldır Balıkesir'de yaşıyorum. Hı hı. Balıkesir'de özellikle Bigadiç'te bor madenlerinden dolayı birçok Bigadiç'in köyünde arsenikli su olduğunu ta 15 yıl önceden biliyoruz. Evet. Ama bir şekilde gündeme gelmesi halk sağlığı açısından olumlu. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Doktorum buyurun. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Biz böyle teşekkür çevre ederiz, duyarlı yani. Olan bir programa beni davet ettiğiniz için. Ve ben şöyle düşünüyorum. Bir Balıkesirli olarak yaklaşık 30 yılımda Balıkesir'de geçirmiş bir kişi olarak ülkemizin bence en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Doğasıyla, deniziyle yani Kaz Dağları gibi dünya harikası, mitolojiye dair konu olmuş olan bir bölgede yaşıyoruz. Ben yaşadığımız bölgeyi çok seviyorum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu bölgede yaşadığım için. Dolayısıyla da bu çevremizdeki bu güzellikleri, özellikle doğamızı, ağaçlarımızı, dağlarımızı, nehirlerimizi, denizimizi atalarımızdan nasıl devraldıysak çocuklarımıza da o şekilde temiz ve güzel bir şekilde bırakmak görevimiz olduğunu düşünüyorum. Çok doğru tespit. Evet. Yani hepimizin çevre konusunda azimi hassasiyet göstermesi gerekir. Özellikle de yönetim kademesindeki büyüklerimizin, öyle ifade edeyim. Şimdi tabii su konusu çok önemli Zafer Bey. Yani sadece insan için değil, tüm canlılar için su yaşamsal bir öneme sahip. Yani özellikle temiz su ihtiyacı, içme suyu. Yani istatistiklere göre dünyada yaklaşık olarak 5 milyon kişi yılda su kirliliği sebebiyle hasta olmakta ve hayatını kaybetmekte. Yani su kirliliği dünyada da bu kadar önemli bir noktada. Yaklaşık olarak 1 milyar 300 milyon insan, yani her dünyada yaşayan her 5 kişiden bir kişisi temiz suya sahip değil maalesef. O nedenle bizler belki bu dünyada yaşayan şanslı bireylerden birileriyiz. Çünkü temiz suya sahibiz hiç olmazsa. Ama şunu da parantez içerisine açalım. Ben de hani daha önce de belirttim, bilirsiniz. İktisatçı olarak çevre ekonomisi alanında çalışıyorum. Türkiye su fakiri bir ülke aslında. Yani özellikle 2030'a kadar Türkiye'nin su kullanılabilir suyun %20 daha azalacağını ve iyice su kıtlığı çekmeye başlayacağımız çalışmalarda belirtiliyor bilimsel çalışmalarda. Tabii. Şimdi, vatandaşımızın da bunu bilmesi lazım. Şimdi tabii 2025 yılında insanların 1/3'ünün su kıtlığı çekeceğine dair bir öngörü var. Çalışmalar bunu gösteriyor. Yani ve bilimsel çalışmalar şöyle bir sonuca varıyor. Su kaynaklarının verimli kullanılması, azami şekilde de su kullanımı konusu tasarruf gösterilmesi. Evet yani giderek suya olan ihtiyacımız artıyor ve su kirliliği de artıyor. Yani böyle bir ters orantı var. Bir taraftan suya olan ihtiyacımız artarken temiz su içmek için, hayatta kalabilmek için, kullanım suyu için, sağlığımız için bir taraftan da suyu kirletiyoruz. Yani giderek böyle su konusunda... Şunu da vurgulamak lazım aslında değil mi? Biz afaki şeylerden bahsetmiyoruz.
3 yıl sonra, 5 yıl sonra veya 10 yıl sonra kapımıza gelecek olan bir tehlikeden bahsediyoruz. Elbette. Yani illa ki bugün gelmiş olması gerekmiyor tehlikenin. Tabii. Yani şimdi biraz önce bahsettiğim gibi bizler, yani siz de üniversitede bir öğretim görevlisiniz. Yani sonuç olarak yani bilimsel verilerin ışığında konuşuyoruz. Yani gelecekte bir 5-10 yıllık bir projeksiyon yapıyoruz biz ülkemizi. Yani 10 yıl sonra, 15 yıl sonra veya 20 yıl sonra nasıl bir su potansiyeline sahip olacağız? İnsanımız su konusunda ne gibi sıkıntılar yaşayacak veya yaşamayacak? Yani biz istiyoruz ki bir takım sıkıntıları şimdiden öngörelim ve bunlara yönelik de tedbirlerimizi alalım. Şimdi gelelim Arsenik'te suya. Evet. Tabii ne tesadüftür, önümüzde su da var. Yani su bu kadar önemli bir şey. Şimdi herkes tabii düşünüyor, acaba arsenik var mı yok mu diye, böyle gündem bu kadar tabii sıcak oldu. Şimdi arsenikli su konusu Zafer Bey, yani yeni bir konu değil. Yani tabii Büyükşehir Belediye Başkanımızın hani bunu gündeme getirmesi sonucunda bunu belki konuşuyoruz şu anda. Dünyada da bu yeni bir gündem oluşturmuyor. İlk olarak 1990'lı yıllarda Bangladeş'te gündeme gelmiş. Orada Bangladeş'te yaşayan kişilerdeki arseniğe bağlı içme suyu kullanımı sebebiyle görülen bir takım rahatsızlıklar oluşmuş. İşte elde, ayakta siğiller, cilt tümörleri gibi bir takım olumsuz hastalıklar sonrasında Dünya Sağlık Örgütü Bangladeş'te böyle bir araştırma yapıyor. Ve burada yeraltı sularında, içme sularında arsenik olduğu tespit ediyor. Evet. Bu arseniğe bağlı da böyle sağlık problemleri gündeme geliyor. Bundan sonraki aşamada da Dünya Sağlık Örgütü kullanılabilir sulardaki arsenik oranını tespit ediyor. Daha doğrusu ideal bir suda arsenik olmaması lazım. Ama her sıfır zaman sıfır. Ama bu her zaman mümkün olamıyor. Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir kriter koymuş. Yani kullanma ve içme suyunda maksimum arsenik oranı 1 litrede 10 mikrogram. Mikrogram dediğimiz miligram binde biri. 10 mikrogram maksimum bu seviyede olabilir. 1 litrede 10 mikrogram. Bunun üzeri artık insan sağlığı açısından risk oluşturmakta ve mümkün olduğunca bunu kullanmamasını tavsiye etmektedir. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün bilimsel verileri bu. Hatta Amerika Çevre Koruma Ajansı'nda yani buna yönelik böyle önerileri ve çalışmaları var. Bu Bangladeş'teki bu olaydan sonra Dünya Sağlık Örgütü yani bunu gündeme getirmiş ve hem Avrupa'da hem Amerika'da bu içme sularındaki arsenikle ilgili halkı bilgilendirme. Yani aynen bizim şu anda ilimizde yaşadığımız, yani acaba nasıl olacak falan gibi insanların kafada soru işaretleri var. Halkı bilgilendirici böyle bir takım şeyler hazırlanmış. Broşürler. Mesela bu Amerika Çevre Koruma Ajansı'nın arsenikli sularla ilgili halkı bilgilendirme, bilinçlendirme broşürü. Keza yine şu elimdeydi. Yine bir Avrupa Birliği'nin bakın arsenikli su mu içiyoruz falan diye bu şekilde bilgileri var. Yani halkı bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyorlar. Yani bu belki bizde biraz daha geç olmuş. Ne zaman mesela bu? Amerika'da yapılan 2001 yılında. Bakın 13 yıl önce Amerika'da bu yaşanmış. Bunun tarihi Bunun tarihi de 2007. Yani biz biraz daha geriden dünyada bunu takip ediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada efendim bu Balıkesir'in içme sularında arsenik yeni bir konumdur. Yeni değil. Daha önceden bilinen bir konu bu sonuç itibariyle. Yani bilimsel verilerde ve bilimsel yayınlarda da bu zaten bir kere ortaya çıkıyor. Şunu söyleyelim. Yani seyreden vatandaşlarımızı bilgilendirmek açısından. Arsenik nasıl bir madde? Kimyasal bir madde mi? İnsan sağlığına doğrudan bir şeyim var? Zararım var? Tabii. Onu belirtmeden önce şu yayınla ilgili bir bilgi vereyim. Ondan sonra ona aktarayım ben size. Yani Balıkesir yöresine ait yapılmış olan bilimsel çalışmalar var. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği tarafından 2007 yılında bor madenleri civarında yapılan yeraltı sularına ait tahlillerde Bigadiç'te. Bigadiç civarlarında Bigadiç'te yeraltı sularında tespit edilen litredeki arsenik oranı 33 ile yani normal Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiğinin 3 katı ile 911 mikrogram yani 90 katına kadar arsenik tespit edilmiş. Yaklaşık 25 tane su örneği alınmış. Su kaynağından alınmış. Su kaynağı alınmış ve 3 ila 90 katı fazlalığında bir arsenik tespit edilmiş. Bu 2007 yılında yapılmış ve 2008 yılında da bu dünya literatürüne geçmiş, yayınlanmış.
Applied Geochemistry dergisinin 2008 yılında 23. sayısında bu yayınlanmış. Yani tamam. Bizim ilimize aittir yani. Bigadiç zaten burada ortak o su kaynaklarının ortak özelliği de bor minerallerinin işletildiği yerlere yakın su kaynakları evet, değil mi bunlar? Şimdi tabii ben şimdi ona birazdan değineceğim. Arsenikle ilgili sormuştunuz. Hı, tamam. Yani bu bilimsel olarak da 2007-2008 yılından itibaren zaten ispat edilmiş ortada. Ki daha sonra yine 2008-2009 yılında yine 9 Eylül Üniversitesi'nin Çevre Mühendisliği bölümü tarafından içme sularında arsenik kirliliği isimli bir bilimsel yayını var. Mühendislik Bilimleri dergisinde. Keza burada da yine göreceğiniz üzere yine ilimizle ilgili arsenikli sularla ilgili bilgi aktarılmış. Yani bilimsel yayınlarda bunlar var. Yani yeni olan nedir? Yeni olan gündeme getirilmiş olmasıdır şu anda. Belki biraz da halkın bu konuda bilgilendirilmesidir. Şimdi arsenik doğal olarak yer altında kayaçlarda kristal halinde bulunan bir madde. Yani doğamızda var. Var. Yer altında var bu. İki türlü içme suyuna karışıyor. Ya yer altındaki bu arsenin, kristal halinde bulunan arsenin suda çözünerek yer altı sularına karışması. İşte yağmur yağıyor, süzülüyor topraktan, kayaçların arasından geçerken arsenikle temas ediyor ve yeraltı suyuna karışıyor. Ya doğal yolla yeraltı sularında arsenik olabiliyor veyahut da endüstriyel atıklar yoluyla. Nedir bunlar? İşte fabrika atıkları, işte boya, kimya sanayinde kullanılan bir takım maddeler. Diğer en önemli yine endüstriyel atık olarak da bizim ilimizle çok ilgilendiren nokta tarımsal ilaçlarda da arsenik var. Evet, bu tarım ilaçlarının bilinçsiz şekilde aşırı miktarda kullanılması dolayısıyla yeraltı sularına da arsenik artışına sebep oluyor. Yani ya doğa kendi yoluyla yeraltı suyuna karışıyor veyahut da biz bunu arsenikli ürünler kullanarak bilinçsiz bir şekilde yeraltı sularımızı kirletiyoruz. Şunun altını çizelim. Buyurun. O zaman. Çiftçimizin kullandığı tarımsal ilaçlarda da arsenik bol miktarda var. Var. Ve elbette. Onları işte bitkilerin işte sağlığını korumak için kendi çıkarı için kullandığında aslında toprağa ve suya arsenik de karışıyor. Elbette. Evet. Doğru. Yani sırf arsenik değil, diğer ağır metaller de karışıyordu. Şu an tabii güncel konumuz arsenik güncel olduğu için. Hani o da bir ayrı bir belki program konusudur. Tabii benim ihtisas alanım dışında olacağı için birçok, ben açık söyleyeyim, kendi görüşüme göre birçok tarımsal ilaçların yani bilinçsiz şekilde kullanıldığı, toprağımızı zehirlediğimizi düşünüyorum ben. Yani eskiden bu kadar çok yoğun şekilde ilaç kullanılmazdı. Doğru. Her kullanılan ilaç, tarımsal ilaç bir yıl sonra daha güçlü bir ilacı gerektiriyor. Bir yıl sonra daha güçlü bir ilaç derken yani gitgide toprağımızı böyle zehire boğuyoruz. Toprak zehirlendiği zaman su zehirleniyor. Su zehirlendiği zaman çevre sağlığı riski altına giriyor. Efendim, o suyu kullanıyoruz. Halk sağlığı problemi oluşuyor. Yani böyle bir kısır döngü. Yani doğaya verdiğimiz her tahribat bize sağlığımızdan verdiğimiz ödünle geriye dönüşüyor. Yani doğa bir şekilde öcünü mutlaka alıyor. Evet. Şimdi arsenik neye sebep oluyor? Arsenik iki türlü bunu alabiliyoruz vücudumuza. Sağlık açısından bahsedecek olursak. Ya sindirim yoluyla, yani suyla alabiliyoruz. Veya bulaşmış olan gıdalarla falan alıyoruz. Veyahut da solunum yoluyla alıyoruz. Arsenik bir de doğal olarak böyle gaz halinde de bulunabiliyor. Yani işte boyaların içinde olabiliyor. İşte kaynak makinalarından falan olabiliyor. Eğer sindirim yoluyla aldığımız takdirde öncelikle ciltle ilgili problemler görüyoruz. Yani kendisi deride gösteriyor. Deride gösteriyor. Beraberinde sindirimle ilgili bir takım şikayetlerle gösteriyor. Nedir bu? İşte bulantı oluyor, kusma oluyor, karın ağrısı oluyor, ishal oluyor. Daha sonraki aşamada ciltte kalınlaşmalar meydana geliyor. Siller oluşuyor. Daha sonraki aşamada hatta şurada bir bakın şu mesela bu işte ilk Dünya Sağlık Örgütü'nün Bangladeş'te tespit ettiği görüntülerden birisi. Bakın ellerde ve ayaklarda bu şekilde siller. Bu arsenik suyu. Evet. Yani. Yani. Bu daha sonraki dönemlerde maalesef cilt kanserlerine neden olabiliyor. Evet. Tabii şimdi halkımızda böyle bir şeye getirmeyelim. Yani korkutma amaçlı da olmasın programımız. Bilgilendirme amaçlı olsun. Erken safhada böyle bir şey gözükmüyor. Aynen. Yani yapılan yayınlar şunu göstermiş ki geç dönemlerde en az 10 yıllık bir süreç sonrasında bu gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz bizler. Tabii
kullanılan sudaki veya gıdadaki arsenik oranıyla ve kullanma sürenizle bağlı olarak bu arsenin vücuttaki olumsuz etkilerini görebiliyorsunuz. Eğer ne kadar yüksek oranda vücudunuza arsenik alırsanız, ne kadar uzun süre alırsanız o kadar çok yan etkisi var. Sonuç olarak arsenik bir ağır metal. Ağır metallerin şöyle bir özelliği var. Yani cıva gibi, kurşun gibi arsenik de ağır metal. İnsan vücuduna alındığı zaman birikiyor. Yani kümülatif bir etkisi var. Şimdi belki bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra pek bir şey görmüyorsunuz ama daha sonraki aşamalarda işte 10 yıl sonra, 10 yıl sonra burada bunun bir takım yan etkilerini görebiliyorsunuz. Sindirim sistemi ve ciltteki etkilerinden sonra sinir sisteminde bir takım yan etkiler yapabiliyor. İşte elde, ayakta karıncalar, uyuşmalar, hatta bazen işte bu felçlere kadar sebep olabiliyor. Yine periferik damarlarda, yani kılcal damarlarda dolaşım bozuklukları. Dolayısıyla da elde, ayakta bir takım yaralar, hatta daha ileri safhalarda gangrenlere sebep olabiliyor. Efendim şeker hastalığına sebep olabiliyor. Tansiyon yükselmesine sebep olabiliyor. Solunum yoluyla alındığı takdirde de özellikle ileri safhalarda akciğer tümörlerine sebep olabiliyor. Akciğer kanserlerine. Evet. Yine akciğerle birlikte biraz önce bahsettiğim cilt, akciğer, böbrek, karaciğer kanserlerine sebep olan bir madde. Yani son derece insan sağlığına zararlı değil. Zararlı, evet. Sonuçta dediğiniz gibi ağır bir metal. Evet, yani vücutta birikme özelliği var. Yani vücut alındığı zaman atılamıyor. Atılmıyor. Kalıyor. Evet. Yani. Ha, işte bu yani atılması şöyle, yani idrarla falan bir miktar atılıyor ama mutlaka bir miktar birikiyor. Kalıyor. Yani onu söylemek istiyorum ben. Tamam. Yani böyle bir ağır metal olduğu için de yani verdiği zarar kümülatif olarak yani toplanarak giderek yıllar boyunca daha da artan şekilde devam ediyor. Ya, hani böyle. Bu gösterdiğiniz fotoğraf çok uzun yıllar arseneye maruz kalmış insanların da olabilecek şeyler. Evet. Ama hani tabii insanlarımızı korkutmak amacımız değil. Tabii. Ama durumun ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermek de bizim televizyon olarak kamusal sorumluluğumuz. Ben şöyle bir şey soracağım. Mesela Bigadiç'te neredeyse 50 yıldır bor işletmeciliği yapılıyor. Evet. Şimdi Bigadiç'te 50 yıldır bor işletmeciliği yapıldığı için buradaki su kaynaklarında arsenik birikmesi uzun yıllara dayanıyor aslında. Yani bu sorunun bir an önce geri dönülmez şeklinde halledilmesi lazım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size Zafer Bey. Bu arsenikli suların tespit edildiği yörelerde büyük olasılıkla madencilik faaliyetleri yoğun şekilde yapılmakta. Daha doğrusu madencilik faaliyetinin yapıldığı bölgelerde yeraltı suları zaten kirleniyor. Arsenikli yüksek oranda tespit ediliyor. Biraz önce söylemiştim ya. Yani hani şeyde doğada bu kayaçlarda var arsenik. Şimdi siz öncelikle madencilik faaliyetlerinde iki aşamalı yapılıyor. Bir arama çalışmaları, ikincisi de üretim safhası. Özellikle arama aşamasında devamlı sondaj yapılıyor. Evet. Yani toprakta. Bu sondajlar esnasında diyelim ki kayaları tabii siz deliyorsunuz, bir takım harabiyet veriyorsunuz. O esnada işte kristal halindeki arseniği de öğüterek yeraltı sularına siz karıştırıyorsunuz. Yani madencilik faaliyeti yapılan bölgelerdeki yeraltı sularında arsenik yüksek oranda bulunur. Bor madeninin olduğu bölgede de zaten isterseniz sadece bor madeni için değil, Kaz Dağları'mızda da bir takım madencilik faaliyetleri oluyor. Değil mi? Evet, buralarda da bakıldığı zaman evet yeraltı sularında arsenin yüksek oranda olacağı tespit edilecektir. Edilmiştir de zaten bunlar. Evet. Yani madencilik faaliyetleri ne yaparken çevreye olan zararını da dengelemek lazım. Yani bir aşırı miktarda bir kar maksimizasyonuyla bir madencilik faaliyeti yapılırsa mutlak şekilde çevreye bu zararı oluyor. Yani işte yaşıyoruz bunu. Aynı tehlike o zaman Kaz Dağları'nda da var. Elbette var. Şimdi mesela bununla ilgili Türk Tabipler Birliği'nin Çanakkale Tabip Odası ile ortaklaşa yaptıkları bir çalışma var. Hatta zannediyorum bizim Balıkesir Tabip Odası'ndaki arkadaşlar da buna katkı sundu. Kaz Dağları ve Çanakkale yöresinde madencilik girişimleri raporu diye bir raporumuz var. 2013 yılı geçen yıl yayınlandı. Şimdi konu gündeme geldiği için gelmeden önce bir şöyle bir göz atayım dedim. Bakın burada bir sonuç bölümünde şöyle bir şey bahsediliyor. Onu ben size okumak istiyorum. Madencilik faaliyeti. Arama faaliyetlerinin işletme faaliyetlerine dönüştürmek üzere olduğu bölgede binlerce sondajın yapıldığı
ve daha bu ilk sondajlarda bölgedeki köylerde suların bulanıklaştığı, Kaz Dağları'ndaki köylerden bahsediliyor. Musluklardan çamurlu suların aktığı ve bazı köylerin artık damacana suyu içer hale geldiği belirtilmektedir. Bu dönemlerde köylerde insanların ve özellikle çocukların ishal gibi çeşitli hastalıklara maruz kaldığı söylenmiştir. Ayrıca sondaj çalışmaları ile birlikte köylüler tarafından hayvan ölümleri ve ölü doğumların olduğu bildirilmiştir. Bu raporla test edilmiş. Bakın tabiler orası. İlk sondajlarda bu durumun yaşanması bu bölgede yeraltı su rezervlerinin karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önüne sermektedir. Zaten söylenmiş bu. Yani yeraltı sularında özellikle kirlenme oldu. Maden şirketleri her ne kadar önlemlerini alacaklarını belirtseler de bölgeyi önemli tehditler beklemektedir. Bunlar arasında sıralanmış. Birinci sırada şu var. Yeraltı ve üstü su kaynaklarının kirlenmesi ve bölgedeki su rezervlerinin yetmemesi. Bakın öncelikle suda kirlenme yapıyor ve su rezervlerini azaltıyor. Asit kaya drenajı. Biraz önce bahsettim. Arama faaliyetleri esnasında sondaj yapılıyor. Kayalar tabii o esnada öğütülüyor. O esnada kaya içinde bulunan arsenik de suya karışıyor. Buna asit kaya drenajı diyoruz. Asit kaya drenajı ve buna bağlı ağır metal içeriği yüksek asidik suların bölgeyi kirletmesi. Yani sondaj faaliyetlerinin artmasıyla birlikte yeraltı sularındaki asit oranı, arsenik oranı da artmış oluyor. Yani bir nevi burada madencilik evet yapılsın mı? Yapılsın elbette. Tabii istihdam aranıdır. Sonuç olarak yani ekonomik katkısı olacaktır. Ama gelecek nesillere de yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından da bu önem arz etmekte. Yani onu mutlaka göz önünde bulundurmak durumundayız. Anladım. Şimdi bir düşüncemi sizle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra şeyinizi alacağım sorunuzu. Maden şirketlerinin genelde uluslararası şirketler, yabancı şirketler olduğu söylenmekte. Efendim işte Kanada'dan, Avustralya maden şirketlerinin buralarda, Kaz Dağları'nda, Madra Dağları'nda altın arama faaliyetleri olduğu söylenmekte. Şimdi siz düşünün, yabancı bir ülkeye gidiyorsunuz, bir sürü para harcıyorsunuz. Bunu da karşına almayı düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Yani sizin oranın çevresi sizin umrunuzda olmaz. Yani ben kalkmışım, gelmişim Kanada'dan, da bir kıta aşmışım, Atlantik ötesinden gelmişim buraya, Avustralya'dan Pasifik'i aşmışım, gelmişim buraya. Bir sürü para harcamışım, 100 lira koymuşum ama ben 1000 lira kazanmak istiyorum. Adamlar şöyle düşünüyordu, bana ne çevreden, bana ne Kaz Dağları'nın güzelliğinden, bana ne Kaz Dağı'ndaki efendim işte bu ağaçlardan diye düşünüyorlardır büyük olasılıkla. Yani buradaki madencilik faaliyetlerinin mutlak şekilde çevreye zararı bir an önce göz önünde alınarak tedbirler alınması, gerekirse bu faaliyetlerin durdurulması, çevreye verdiği zararların minimalize edilmesi, mümkünse de çevreye olan zararın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin görevi. Evet. Yani yabancı kişiler bizim kadar kendi dağımızı düşünmezler. Bilmiyorum doğru mudur? Doğru. Ben de o yönde düşünüyorum. Evet. Bir sorum olacaktı ama reklam zamanı geldi. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Evet, reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmayayım. Güzel sohbete devam edeceğiz. İyi akşamlar sevgili Balıkesirliler. Balıkesir Gündem Özel Programı'nın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz için kısa bir hatırlatma yapayım. Bugün Balıkesir Tabip Odası Başkanı Sayın Doktor Fikret Şahin ile birlikte Balıkesir'deki arsenikli su ve başka bir takım halk sağlığı problemlerini konuşuyorduk. Birinci bölümde arsenikli su sorununu konuştuk çok geniş bir şekilde. Orada Fikret Bey, benim sizden öğrenmek istediğim bir şey vardı. Onu soracağım size. Tamam, Balıkesir'de madencilik faaliyetleri çok yoğun yapılıyor. Sularımızın kirlenmesi, eğer madencilik faaliyetleri yapılacaksa, kaçınılmaz hale geliyor. Evet. Biz bu sorundan nasıl sakınacağız? Kendimizi nasıl kurtaracağız? Var mı bir reçete? Bizim hekimlik reçete yani. Gibi keşke bir reçete olsa da hemen yazıp size versek ama öyle bir reçete maalesef yok. Tabii madencilik yönden oldukça zengin bir bölgede yaşıyoruz biz. Yani dünyada ticaret yapılan 90 adet madenin
37 adeti yani bizim kendi il sınırlarımız içinde çıkıyor. Yani o nedenle madencilik yönden de zengin bir bölgedeyiz. Ama yani bunu işte çevreyle olan uyumunu dengelemek durumundayız. Çok para kazanacağız diye de belki kısa vadede çok para kazanabiliriz ama uzun vadede kaybedeceğimiz şeyler varsa bunu da göz önünde bulundurmak durumundayız. Tabii güncel konu olması açısından arsenikle ilgili ne yapılabilir diye sorunuzu ben öyle algılıyorum. Onu cevaplamadan önce şunu söyleyeceğim. Bakın hem Amerika hem Avrupa Birliği bu şekilde broşürler hazırlamışlar vatandaşlar için. Yani içme suyunun nasıl olduğunu dair bilgilendirmeler. Ve burada şöyle bir şeye rastladım ben. Yılda bir hiç olmazsa vatandaşlar ilgili yönetimler tarafından içme suyun analizi yayınlanarak onlara bildiriliyormuş. Yani Avrupa'da bu şekilde bir uygulama da olduğunu gördüm çalışmalarda. Mesela siz içme suyunuzda tahlilin sonucunu bilebiliyorsunuz. Biz de Balıkesir'de vatandaş olarak bunu istesek. Tabii. Mesela hani siz söylediniz ya arsenik hem kayaçlarda bulunuyor hem de endüstriyel uçucu atıklardan. Olarak. Tabii gaz mesela haline. Şimdi bizim su kaynağımız İkizce Tepeler Baraj Gölü. Şimdi orası İstanbul, Ankara, İstanbul, İzmir otoyolunun karayolunun üzerinde. Evet. Oradan her gün yani 40-50 bin araç geçiyor. Evet. Şimdi bu araçların egzoz gazları oraya çöküyor. Evet. Şimdi benim bu konuyla ilgili çevre mühendisliğinden bir arkadaşımız bu konuyla ilgili bir TÜBİTAK araştırması yapmıştı ama kendisi buradan ayrıldı. Bizim üniversitemizden ayrıldı. Hı-hı. Başka bir üniversiteye gitti. İnanın o araştırmanın sonuçlarını çok merak ediyorum. Yani sırf o bu benim söylediğim bu sorun için bir TÜBİTAK araştırma projesi geliştirilmişti. Sonuçları ne oldu? İnanın çok merak ediyorum. Onu bir araştıracağım ben ve yine böyle bir ortamda paylaşırız. Sonucu bizle de paylaşırsanız çok memnun olurum. Yani her gün 40-50 bin aracın geçtiği bir yerde su kaynağı var. Evet. Ve bu su kaynağının hani arıtma var tamam. Arıtma tesisimiz yeni kuruldu. Evet. O yönden şanslıyız. Şanslıyız. Tabii. Ama en azından ben belediyeden sizin dediğiniz gibi her sene düzenli olarak İşte su kaynağındaki kimyasal değerlerin halka duyurulmasını istiyorum. Yani zor bir şey değil. Neden dersiniz? Zaten Halk Sağlığı Müdürlüğümüz su kaynaklarından belli periyotlarla örnekler alıp bunların sonuçlarını zaten ilgili birimlerle, belediyeyle paylaşıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Yani bunlar sonuç itibariyle günümüzde iletişim araçları bir hayli yaygınlaşmış durumda. İnternette yayınlanabilir. Siz de görebilirsiniz bunu. Yani. Şimdi açık yönetimde vatandaşın kafası hiçbir soru oluşmadığı zaman sorunları daha kolay çözebilirsiniz. Yani gizledikçe bazı şeyler. Yani ben o nedenle belki bunun gündeme gelmesini ben bir yönden de olumlu buluyorum. Bir yönde olumlu buluyorum gerçekten. Neden dersiniz? Ya bu sorunu saklayarak çözemezsiniz zaten. Niçin saklıyorsunuz ki? Halk bizim halkımız. İnsan bizim insanımız. Niye saklansın? Doğru. Varsa sorunu çözelim. Doğru. Ben bir yönden de iyi buluyorum. Çünkü yani, iyi ki geldi gündeme. Bakın çözümü birlikte üretelim diyoruz. Niyet, nedir çözüm? Niyet önemli değil mi? Evet, yani. Elbette. Bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek istiyoruz. Evet, yani dinimize de vardı. Amelde esas olan niyetli sonuç itibariyle. Yani öyle. Niyet neydi? Niyet sonuç yok. Evet, yani bağcı dövmek değil. Yani üzüm yemek, niyet bu insanımıza daha içilebilir, kullanılabilir. Su temin etmek. Evet. Yani sıkıntı varsa çözelim. Yani biz yapmadık sonuç yok. Yani onu yetkililer veya da belediye başkanımız kirletmiş falan değiller. Kirlen. Bu şekilde. Ama neden kirlenmiş? Bu araştırılabilir bilimsel olarak. Madencilik faaliyetlerinden dolayı oldu test edilirse onlara ait bir takım kısıtlama getirilebilir. Veyahut da efendim kısıtlama getirilemeyecekse ne yapabiliriz diye bir soru sorulacak olursa evet bu arsenik arıtılabilir. Arıtılabilir mi? Tabii canım yani. Arıtılabilir. Yani mesela bizdeki burada belediyenin yapmış olduğu bir yatırımla arıtma tesisi var. O tip tesislerde mi gerçekleştiriliyor bu arıtma? Şimdi tabii o biraz benim branşım yani dışında ben olduğu için şöyle söyleyeyim. Söyleyeyim size. Şimdi onunla ilgili bir saniye şimdi. Mesela 2011 yılında kıyı bölgelerindeki su kirliliği ile ilgili bir böyle sempozyum yapılmış. Burada nasıl arıtma yapılabilirle ilgili çevre mühendisleri bir toplantı yapmışlar. Evet. İstanbul Üniversitesi'nin. Orada ben baktığımda yani 7-8 tane böyle bir arıtma yöntemi var arsenikle ilgili. Yani sonuç itibariyle evet bu çözümü olabilen bir şey. Arıtma yapılabilir. İzmir'de de keza bu yaşandı. Menemen bölgesinde. Herhalde 5-6 yıl kadar önceydi zannediyorum. Tam tarihini hatırlayamıyorum ben ama. Ben biliyorum. FM Çukuru diye bir yer var. Altın arama merkezi orası. Yani orada da gerekli yatırımlar yapılmış.
arıtma tesisleri yapılmış. Şu anda insanlar gayet temiz bir su içiyor. Her insanın musluktan akan suyu içme hakkı var. Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Yani, yani insan için elzem olan efendim su, hava bunlar ücretsiz olması doğru, lazım. Doğru. Ben para verilerek de evlere damacana su alınmasını hala tuhaf geliyor. Ben de öyle yapıyorum ama ben öyle yetişmedik. Doğru, bizim evimizde hiç, yani çeşmeden su içilirdi. Doğru. Ben de öyle içmek istiyorum ama şimdi geldiğim şartlarda maalesef öyle değil ama çeşmeden de içmek istiyoruz yani. Aynen. Evet. Evet. Ama şimdi, şu var şunu da söyleyeyim. Şu an herhalde biz Balıkesir merkezde çeşmeden su içebiliyoruz yani. O da çünkü arıtma akan, var. Akan su içilebilir özelliklere sahip. Tabii bir öneri nasıl olabilir? Hani çözüm açısından. En yüksek arsenik oranı nerede tespit edilirse, daha doğrusu en kirli bölge neredeyse oradan başlanarak arıtma yapıldığı takdirde soruna daha duyarlı bir şekilde yaklaşılmış anladım. Olur diye düşünüyorum. Şimdi biz ikinci konumuza gelelim. İkinci konumuz da son birkaç ay önce Balıkesir ve Çanakkale bölgesi için açıklanan bir 1 bölü 100 binlik çevre planı. Biz bugün çevre programı. Aynen öyle. Evet. Bu çevre planı aslında hem Balıkesir'in hem de Çanakkale'nin anayasası gibi düşünmek lazım. Evet, evet. Yani bundan sonraki bütün ekonomik, kültürel, sosyal faaliyetler bu 1 bölü 100 binlik çevre planına uygun olarak gerçekleştirilecek diye. Bir taslak plandı bu zaten. Evet. Değil mi? Yani bunun şu anda bağlayıcılığı yok anladığım kadarıyla. Yani buna ait itirazları dile getiriyor tabii ilgili belediyeler. Evet. Yani halen de İşte sivil toplum kuruluşları olarak bunlara itirazlar yapıldı. Tabii. Bizi tabii burada ilgilendiren Balıkesir bölgesi için bu 1 bölü 100 binlik çevre planında Balıkesir'e ne getiriyor? Sadece Balıkesir merkezi değil, bütün ilçeleri ölçeğinde aldığımızda. Siz de geçtiğimiz hafta bir ulusal televizyon kanalında bununla ilgili bir programda konuk oldunuz zannedersem. Evet. Bu da bayağı ses getirdi. Değil teşekkür mi? Ederim. Sizin buradaki fonksiyonunuz zannedersem bu işte çevre planının halk sağlığı üzerindeki etkisi. Tabii. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu çevre planını? Şimdi efendim tabii programımızda izlemişsiniz zannediyorum. Evet. Orada da bahsettiğimiz üzere Bandırma bölgesinde bir sanayi alanı planlanıyor. Bu çevre planının en önemli çevresel ve halk sağlığını ilgilendiren noktası burası. Şimdi İstanbul'daki sanayi yoğunluğunu daha azaltmak amacıyla zannediyorum. Özellikle imalat sanayinin %5 oranında Bandırma bölgesine İstanbul'daki sanayi oranının %5'ini kaydırmayı planlıyor. Yani İstanbul doldu taştı. Taştı. Artık efendim, İstanbul doldu taştı. Merkez, Kocaeli, Gebze doldu taştı. Doldu taştı. Şimdi Marmara bölgesinin güney kıyıları karşı tarafa güney geliyor. Güney Marmara'ya doğru. Yani sanayi kuzey faaliyetleri. İstanbul, doğusu Kocaeli. Şimdi güneye geliyoruz. Herhalde bundan sonra da Çanakkale'ye doğru iner zannediyorum. Evet. Şimdi. Tabii yapılan planlamada sanayi alanı olarak planlanan bölge bir hayli büyük bir alan. Şöyle bakın şu mor olarak gördüğümüz bölge. Mor olarak. Bak şu kahverengi bölge Bandırma'nın yerleşim alanı. Şu kahverengi gösterilen. Şu mor olan bölgede burası da. Bu Biga Gönen tarafına. Gönen Biga yoluna doğru olan kısım. Bir de bu Aksakal yani Manyas Gölü'nün hemen kuzeyinde başlıyor. Evet. O işte karayolu istikametinde devam eden bir sanayi yine planlaması var. Yine Aksakal Bandırma güzergahında da bu kısımda da bir sanayi alanı var. Evet. Burası biraz daha küçük bir alan. Ama asıl büyük alan orası. Büyük alan bu Biga yoluna doğru olan ve bizim de bu ulusal kanalda program yaptığımız zeytinciliğiyle oldukça bu Edincik güzel tarafı mı? Bu Edincik'de Biga yoluna doğru Biga giden yoluna. Kısımda Şirin Çavuş Köyü dediğimiz bir köy o civarlarda. Şöyle ki buranın alanı mevcut Bandırma'nın yerleşim alanının 5 katı büyüklüğünde. Şu anda Bandırma'nın yerleşim alanı yaklaşık olarak 9,5 kilometre kare. Ama buradaki planlanan sanayi alanı yaklaşık 48 kilometre kare. Evet. Yani Bandırma'nın yerleşim alanının 5 katı büyüklüğünde bir sanayi planlanıyor. Hı hı.
Ve birçok buradaki tarım arazileri, verimli tarım arazileri buraları gerçekten ve büyük oranda da zeytinlikler var burada. Zeytinlik var. Çok büyük. Yaklaşık ekim alanları da var oralarda. Evet, biraz daha batısında özellikle Gönen çayının Marmara'ya açıldı. O deltada da evet orada çeltik tarlaları var hemen kenarında. Uzun yıllardan bu yana yani 4-5 yıldır burada zaten sanayi tesislerine yönelik olarak zannediyorum herhalde vatandaşın da bilgisi var. Buradaki arazilerini satmış köylüler bir kısmını. Ve burada yaptığımız programda köylü vatandaşların şöyle bir bilgi aktardılar. Geçmiş tarihlerde yaklaşık 30 bin civarında burada zeytinlik kesilmiş. Zeytin. Evet, kesilmiş. Hatta kesen şirkete de 2 trilyon civarında bir oldukça yüksek bir ceza kesilmiş. Ama sonuç itibariyle 30 bin tane zeytin ağaca gitmiş. Şimdi buradaki zeytinler yaklaşık olarak 35-40 yıllık, kimileri 50-60 yıllık falan genç ve verimli döneminde evet. olan zeytinler. Şimdi burada planlanan tesisler genellikle kimya sanayi veya ağır metal sanayi üzerine planlanıyor. Şimdi denize de kenarı olduğu için evet. Şimdi bakın bu su kirliliğiyle bağlantılı olarak da burada kimya sanayi olması, ağır metal sanayinin olması zaten Balıkesir ilinin birinci çevre problemi su kirliliği. Su kirliliğini daha fazla arttıran bir faktör olacak burada. Yani birbirleriyle de bağlantılı sonuç itibariyle. Ve bu arsenikli sularla ilgili rapor zannediyorum açıklandı. Bu 60 bölgenin neresi olduğu da söylendi. 60 tane köyde. Evet, o köylerin içinde zaten burada bizim çekim yaptığımız, program yaptığımız köyde suyu da vardı. Yani zaten kirli olan su buraya bu derece ağır, yoğun şekilde bir sanayileşme alanı yapıldığı zaman daha da kirlenecek. Sadece, zaten o bölge son derece verimli tarım alanı değil mi? Şimdi bakın evet şu anda zaten burada bu tarım üretimi yapılıyor. Bununla ilgili bakın ben size bu bölgenin uydudan fotoğraflarını göstereyim. Aynı bölge bakın. Hı hı. Şu bölge bakın burada Şirin Çavuş Köyü var. Buradan itibaren bunun sınırlarından itibaren Bandırma'ya doğru olan şu bölge. Şu bölge. Burada diğer fotoğraflara bakın. Uydu görüntülerini göstereceğim size. Şimdi şu nokta nokta gördükleriniz uydu görüntüleri. Bunlar hepsi zeytin ağacı. Bakın. Tarlalar bunlar, var. Tabii tabii tarlalar var ve zeytin evet. ağaçları bunlar. Daha da büyütüyorum bakın bu görüntüyü. Bakın bunlar hep zeytinlik alanlar. İşte burası sanayi. Bakın ne kadar çok zeytinlik var burada. Ne kadar çok zeytin ağacı var. Ben başka bir hatırlatma yapayım. Daha da bakın daha da büyüterek gösteriyorum. Bakın bu alanlar hepsi ve aynı zamanda şu anda da burası bir arkeolojik alan. Kazılar yapılıyor şu anda burada. Sanayi tesisi olunca bakın şu bölge görsel olarak da gördüğünüz şu bölgeler hep zeytinliklerle kaplı. Yani bu bölge daha da ötesi tabii ki sanayi tesisi olarak düşünüyorum. Daha da yaklaştırayım ben size. Bakın zeytinlikler hep bu alanlar böyle. Evet. Bir de Çanakkale Biga tarafından hemen bu gösterdiğiniz alanı bir 20-30 kilometre geçtiğimizde Biga'da, Karabiga bölgesinde planlanan 11 tane termik santral var. Şu anda zaten orada 2 tane termik santral çalışıyor. Bunu biliyorsunuzdur. Şimdi doğalgaz çevrim santrali var hemen buranın ötesinde şu kısımda. Bir de termik santral var orada. Termik santral planlandığını... Çalışan var orada. Bilmiyorum o onu konuda biliyorum. Bilgim ben yok. Ben kendi gözümle gördüm. Evet evet o konuda bilgim hatta yok. Hatta o Rusya'dan gelen ithal kömürle çalıştırılıyor. Doğrudur. Doğru. Onu gözümle gördüm. Evet. Benim aklıma hemen şu geldi. Televizyonlarda bir kamu spotu yayınlanıyor. Tarım şimdi, alanlarında sanayi işi yapmayalım diye. Evet. Ama burada tam tersi bir işlem yapılıyor. Değil mi? Yani evet, çelişiyor. Bir vatandaş olarak kafam karıştı. Hangisi doğru acaba? Valla sonuç olarak tabii elbette her zaman evet. yeşilden yana olmak durumundayız evet. bizler. Burası hem doğasıyla çok güzel olan bir bölge. Yani verimli tarım arazileri. Hı-hı. Tarım yapılıyor burada. Aktif olarak zeytincilik var burada. Topraklar çok verimli. Evet çeltik alanları var. Ve şöyle bir özelliği var Zafer Bey. Aynı zamanda bu plan bakın yerleşim yerinin. Hemen bu planın kuzeyinde Erdek var. Yani bu bölgenin
mavi bayraklı plaja sahip olan tek yeri burası. Yani bir de Kapıdağ Yarımadası orası. Evet, Kapıdağ Yarımadası. Son derece bakir bir doğal alan burada orası. Burada Erdek var. Hemen güneyinde bu alanın Manyas Gölü ve Manyas Kuş Cenneti var. Hı hı. Yani kuzeyde Erdek, güneyde Manyas Kuş Cenneti. Tam evet. Arasına bu sanayi alanını yerleştirmişiz. Ne yapıyoruz bu şekilde? Hem Erdek'in turizm potansiyelini riske ediyoruz. Hı hı. Neden derseniz, bu bölgede bu yoğunlukta bir sanayileşme gelecekte aynen İzmit Körfezi'nde yaşananlar olacaktır. Kocaeli Sanayi Bölgesi'nde nasıl ki denize girilemiyorsa, nasıl ki Gebze Sanayi Bölgesi'nde bir takım halk sağlığı problemleri varsa gündeme gelen, burada da gelecekte onlar olacaktır. Burada sanayi, bu yoğunlukta sanayi tesisi olması hem Erdek'in turizm potansiyelini ortadan kaldıracaktır, hem denizin kirlenmesine sebep olacaktır ki denizin de şöyle bir özelliği var. Marmara bölgesinde kalkan balığının bulunduğu yegane bölge burası. Yani gerçekten Akdeniz'deki bir takım endemik balıkların da bulunduğu bölgeymiş. Balıkların bir kısmının yumurtlama alanları Gönen Çayı'nda açıldığı yer olması sebebiyle. Yani buranın florasını da bozacağız bu şekilde olursa. Hem turizmi engellemiş olacağız, turizm alanlarını riske edeceğiz. Hem de güneydeki kuş cenneti, yani doğal tabiat yaşam alanını da bozmuş olacağız. Evet. Yani böyle bir riski var sonuç olarak buranın. Evet, sanayileşme olmasın mı? Elbette olsun. İstihdam yaratılmasın mı? Elbette yaratılsın. Ama doğayla barışık bir sanayileşme olsun. Nedir? Yani burada tarım yapılıyorsa tarıma dayalı bir sanayileşme. Nedir? Orada zeytinlik alanları var. Zeytin üretimi var. Evet, orada bir zeytin paketleme tesisi olabilir. Zeytinyağı tesisi olabilir. Yani tarımsal üretime dayalı sanayileşme, doğayla dost bir sanayileşme. Uzmanlaşmış ve, sanayi bölgeleri diye bir kavram var. İhtisaslaşmış sanayi bölgesi diye söylüyoruz. Evet, burada ihtisaslaşmış bir sanayi. Bizim zaten ulusal kanalda yaptığımız o televizyon programı da zeytin üretimine yönelikti. İnanın, evet, bizim coğrafyamız, iklim koşullarımız zeytin üretimi açısından harika bir bölge. Belki dünyada hiç böyle bir eşi benzeri olan bir bölge yoktur. Şimdi ben de zaman zaman yurt dışında bulundum. Mesela İspanya, İtalya, Yunanistan zeytin üretiminde bizim işte yarıştığımız. Gerçi yarışmıyoruz. Belki onlar bizden kat bir kat öndeler ama. Mesela bir İtalya'da zeytinyağını tadın. İnanır mısınız? Bizim Körfez'in zeytinyağını mumla ararsınız. Yunanistan'da keza öyle. İspanya'da keza öyle. Yani bir İspanyol zeytinyağını tadın. Dersiniz ki bu abartmıyorum motor yağı gibi dersiniz. Gerçekten yani bizim yağımız onlardan kat be kat güzel. Bunu da bilimsel olarak şöyle izah ediyorlar. İklim koşulları, evet. Toprak koşulları, coğrafya çok uygun. Çok lezzetli zeytin ve zeytinyağı üretiyoruz. Ama burada bizim eksiğimiz nedir? Maalesef belki Türk milletinin tamamında olduğu gibi pazarlama yeteneğimiz, hani böyle bir reklam yapma yeteneğimiz biraz az belki, bundan dolayı pek tanıtamıyoruz. Mesela bir dünyaca tanınmış bir zeytinyağı markamız maalesef yok. Bir zeytin markamız yok. İşte bunlar yaratılabilir burada. Evet. Hep birlikte bunu yapabiliriz. Birlikte burada dünyaca tanınmış bir zeytinyağı markası yaratabiliriz. Zeytin yaratabiliriz ve bunu Avrupa'ya çok güzel bir şekilde sunabiliriz. Biz Ya meselenin şu tarafına değinmek istiyorum. Şimdi artık yani dünyanın, küreselleşmenin bu kadar yaygınlaştığı, iletişim olanaklarının bu kadar artık insanların başını döndürecek seviyede geliştiği bir dünyada, Türkiye'de, ortamda artık bu tip kent yaşamında bizi ilgilendiren, normal sade vatandaşları ilgilendiren gelişmelerin bize sorulmasını istiyorum. Örneğin son derece önemli bir şey. Çevre, 1/100.000'lik çevre planı. Yani burada hani bana da hani ben dediğim aslında bizim gibi sade vatandaşlara bir şekilde bizim fikrimizin de sorulmasını isterdik. Çünkü burada yaşayanlar biziz. Yani burada yaşayan bu sadece burayı yönetenler yaşamıyor. Biz yönetilenler olarak da burada yaşıyoruz. En azından bizim fikrimizi de bir şekilde alsanız keşke veya bizim dediğimiz şey sizin gibi sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmasıdır aslında. Ben biliyorum ki kimsenin görüşü alınmadı. Bu geldi, bu insanlara bu şekilde dayatıldı ve bu bizim çevre planımızdır dendi. İtirazınız varsa gidin itiraz edin.
bilmiyoruz itirazlar sonucunda ne olacak, nasıl bir sonuç çıkacak onu bilmiyoruz açıkçası. Ama kendi şahsi görüşüm böyle olmaması lazım açıkçası. Siz ne dersiniz? Ben de katılıyorum elbette size. Zaten çağdaş dünyada böyle olmuyor. Yani orada yaşayan kişilere soruluyor bu sonuç itibariyle. Yani evet. O kişilerin de tabii görüşü alıyor. Neden? Biz yaşayacağız burada. Bizim çocuklarımız yaşayacak aynen, gelecekte. Aynen. Sonuç olarak burası elbette bizim ülkemiz. Yani burayı korumak da bizim görevimiz. Şimdi bu nasıl yapılmış bu plan? Bilmiyorum bilginiz var mı bu konuda? Bu İstanbul'da, Ankara'da özel bir şirket bunu yapmış. Yani şimdi bir şirkete, biz hepimiz o şirkete tabi olduk şimdi. Yani şirket hepimizin daha üzerinde bir irade gösterdi şimdi. Bir yani danışmanlık şirketi tarafından. Yani böyle mi olmalıydı? Bu aynı zamanda burada Büyükşehir Belediyesi'nin de bir tasarrufu yok. Bu tamamen Çevre Kentleşme Bakanlığı'nın yapmış tasarrufu bu. Yani işin garibi de burada zaten. Yani burada bir belediye var, Büyükşehir Belediyesi var veya başka kamu otoriteleri var. Onların görüşleri alınmıyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum Zafer Bey. Bir kere bu şekilde tüm toplumu ilgilendiren, gelecek nesilleri ilgilendiren bir planlamanın bir özel şirket tarafından yapılması da kabul edilebilir bir konu değil. Aynen. Bu kamu görevidir. Kamunun yapması lazım. Doğru mu? Evet. Yani şimdi bir vatandaş olarak niçin bir şirket benim hakkımda geleceğim konusunda bir karar versin? O şirketteki yetkili kim acaba? Bu konuda yeteri kadar ihtisas bilgi sahibi midir? Bakın ben söylüyorum. Yukarısı diyorum Erdek turizm var. Mavi bayraklı, tertemiz denize girilebilecek bir yer diyorum. Var. Evet. Bu yaptığınız bölgede diyorum ki burada bir takım arkeolojik alanlar var burada. Şu an kazı da yapılıyor orada. Var diyorum. Güneyinde de diyorum burada kuş cenneti var diyorum. Doğal yaşam alanı var diyorum. Milli ve bu park alan, orası. Bu alanda da diyorum binlerce zeytin var diyorum. 50, 60, 100 yıllık zeytinler var diyorum. Bunu yapan acaba bundan haberdar mıydı? Baktı dedi ki ulaşım açısından deniz ulaşımı burası güzel. Bu bölgeyi yapalım. Hiç olmazsa Çanakkale Boğazı'na da yakın. Buradan da İstanbul'a da yakın. Tamam burası olsun. Böyle mi karar verildi? Evet. Hiç kimse haklısınız. Bu bence planlama kamu yapması gerekirdi bunu. Kamunun da bir takım böyle bölgesel toplantılar yaparak. Aynen. Üniversiteleri çağıracak. Yani bu üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü, şehir plancılığı bölümü yok mudur? Aynen. Bunlar ne işe yarar? Bu iş için yarar değil mi? Yani biz sizlere soracağız. Aynen. Sizin de mesela çevreyle ilgili, çevre ekonomisiyle ilgileniyorsunuz değil mi? Yani evet. Sizin de görüşünüz alındı mı? Yok. Alınmadı. Şimdi ben neden Tabip Odası Başkanı burada konuşuyorum? Ben diyorum ki eğer burada bu derecede bir sanayileşme yapıldığı takdirde gelecekte aynen Kocaeli bölgesinde, Gebze bölgesi, sanayi bölgesinde yaşadığı halk sağlığı problemlerini de burada yaşayacağız. Herkes bangır bangır bağırıyor. Dil Ovası'nda şu kadar kanser arttı, şu kadar oldu. Evet, gelecekte burada da aynısı olacak. Yani bunu bilimsel veriler ortaya koymuş. Onu söylüyoruz bizler. Aynen. Şimdi bakın, bir istatistik vereyim size. Tabii yine amacımız sakın ola halkı böyle korkutmak falan gibi değil. Yani öyle anlaşılmasın. Mesela 2011 yılında bir soru önergesi veriliyor. Dönemin Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ soruluyor. Diyorlar ki işte soru önergesi Türkiye'de kanser vakaları arttı mı artmadı mı sayıları nedir? Ben size bir veri vereceğim. Bakanlığın sayısı. 2002 yılından 2010 yılına kadar olan 8 yıllık sürede Türkiye'deki kanser vakaları tam 3 kat artmıştır. Bu bakanlığın kendi verisi. Bakın 2002 yılında 85 bin civarında kanser vakası var. 2002'de. 2010 yılında 215 bin. Şimdi bizler tabi olarak diyoruz ki yani sistemde zaten bir koruyucu hekimlik biraz değil, tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Yani bakın bu gibi hastalıklar zaten artış gösteriyor, artış var. Sebeplerinden işte bazıları da bunlardır. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği daha fazla olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu çevre kirliliği halk sağlığında olumsuz etkiliyor. Ve sonunda da mutlaka sağlığımızdan ödün veriyoruz. Sağlığımızla bunu ödüyoruz. Burada daha fazla para kazanacak birileri diye yani bizler sağlığımızdan ödün vermek durumunda kalıyoruz. Buna da efendim Ankara'daki falanca şirketteki kim olduğu belli olmayan birisi karar veriyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani. Hani modern dünyada, modern demokrasilerde bu var mı? Yok. 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 Yani burada gönül ister ki olması gereken özellikle sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması çok önemli. Elbette, burada. Tabii ki.
Evet. Tabii ki. Yani burada bizim herhalde bir çıkarımız yok. Orada benim ne tarlam var ne arsam var. Aynen, aynen, aynen. Evet, Fikret Bey, programımızın sonuna geldik. İsterseniz çok kısa, evet, Balıkesir Tabip Odası olarak son zamanlarda yaptığınız faaliyetlerden de biraz kamuoyunu haberdar eder misiniz? Evet. Şimdi Zafer Bey, bildiğiniz gibi biz Mayıs ayından sonra tabii göreve geldik. Hı hı. Nisan ayından bu yana da aktif olarak tabii çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Size de bir dergimizi takdim ettik. Evet, elimde. Tabip Odası dergisi. Evet, bir takım çalışmalarımız oldu. Şöyle bahsedeyim. Mayıs ayında göreve geldikten sonra ilk olarak sosyal etkinliklere biraz ağırlık vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Evet. Ki bu sayede hem meslektaşlarımız arasında iletişimi arttıralım, kaynaşmayı arttıralım. Hem de odamızla yaşadığımız toplum arasında iletişim daha artsın. Hı-hı. Dolayısıyla da hem odamızın güvenilirliği hem de yaşadığımız topluma da kendi meslek örgütü bağlamında katkısı olsun diye sosyal projelere ağırlık verdik. Bunların birincisi Türkülerde Hekimlik programıydı. Hmm. Burada Ege Üniversitesi ilginç. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ana bilim dalında benim de çok sevdiğim bir arkadaşım Profesör Doktor Sait Eğrilmez. Onu davet ettik kendisine. Hmm. Ki o da sağ olsun bizi kırmadı. Şurada gösterebilirim size. Sarit Tozan Kültür Merkezi'nde, evet, türkülere konu olmuş hekimlikle ilgili türküleri, evet, bize içinde doktor dillendirdi. Geçen, doktor geçen, hasta türküler. Geçen. Evet, evet. Çok güzel, otantik bir programdı. Evet, ilginçmiş hakikaten. İlginçti. Yani, bunu ilginç. Önümüzdeki Mart ayında da tekrarlayacağız. Mart'ın muhtemelen 20'de. Halka açık tabii bunlar değil mi? Bizim etkinliklerimizin hepsi, evet, halkımıza açık ve ücretsiz. Ben özellikle bunu duyuruyorum. Burada da sizin vasıtanızla bir kez daha duyurup tüm halkımız etkinliklerimize davetlidir. Tabii bir yönden de bizim meslek örgütü görevimiz yaşadığımız topluma katkı sağlamak olacaktır. Tüm etkinliklerimizin hepsi halkımıza sonuna kadar açık ve ücretsizdir. Bunu özellikle tekrar tekrar bir söylemek istiyorum. 2-3 gün önce zannedersem başka bir sanat müziği etkinliğiniz vardı. Şimdi ondan önce şöyle söyleyeyim. Evet. Ondan önce bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle ilk kez bir Cumhuriyet konseri düzenledik. Hmm. Sağ olsunlar. Hem Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki hocalarımız, başta Muammer Topan olmak üzere, yine üniversitemiz eğitim fakültesi müzik bölümünde öğretim görevli arkadaşlarımız, yine Hakan Okay hocamız olmak üzere çok büyük katkılarını gördük. Birlikte böyle neler yapabiliriz diye konuştuk ve çok güzel sinerji yarattık. 29 Ekim münasebetiyle bir gün öncesi 28 Ekim'de bir Cumhuriyet konseri düzenledik. Katılım çok yoğundu ve herkes çok memnun oldu. Ben de çok gurur duydum açıkçası arkadaşlarla. Gençler çok güzel eserler ortaya koydular. Evet, yaklaşık 2-3 gün önce de yine her ay böyle bir etkinliğimiz var. Yine Necati Eğitim Fakültesi konferans salonunda, bu arada üniversitenin yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Yani bize bu konuda destek oldular. Orada yine müzik tarihi, müziğin insan üzerindeki etkileri nelerdir, bunlarla ilgili hem bir konferans tarzında bilimsel bir toplantı hem de bunların bir örneklerini bize verdi Hakan Bey. Çok güzeldi. Katılanlar çok çok memnun oldular. Ben de inanın çok bu gibi etkinliklere katılmayı çok seviyorum. Bundan sonra da devam edeceğiz. Önümüzdeki ayda yine klasik dönem müzikle ilgili hem örnekler hem de bilgiler alacağız. Dediğim gibi etkinliğimiz Necati Eğitim Fakültesi konferans salonunda tüm halkımıza açıktır. Tüm halkımıza bu arada davetli. Bunu da ben sizin vasıtanızda dile getirmiş olayım. Diğer bir etkinliğimiz Balıkesir Tabip Odamız 1953 yılında kurulmuş. Yaklaşık olarak 60-61 yıllık bir oda. İlk defa bir yurt dışı gezisi tertipledik. Ağustos ayının içinde. Katılım bir hayli yüksekti. Etkinliklerimizi genellikle kardeş meslek odaları olarak düşündüğümüz diş hekimleri odası ve eczacı odalarıyla birlikte planlamaya da özen gösteriyoruz. Hem birlikteliğimiz artsın hem de dayanışmamız daha üst düzeyde olsun diye. Üç oda birlikte böyle bir etkinliği
imza attık. Yaklaşık olarak 90 kişi bir katılım oldu. Yunanistan'ın Midilli Adası'na bir gezi düzenledik. Gitmeden önce de Midilli Tabip Odası ile irtibat kurduk. Onlarla konuştuk. Ziyaret etmek istediğimizi belirttik. Sağ olsunlar bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Midilli Tabip Odası ile birlikte aynı binada hem eczacı odası hem diş hekimler odası üçü bir aradalar. Hem eczacı odası başkanı hem tabip odası başkanı Midilli'de bizi çok güzel ağırladılar. Çok dolu dolu bir program oldu öyle söyleyeyim. Yani sonuç itibariyle dostluklar çok güzeldi. Hatta gezi dönüşünde Midilli Tabip Odası Başkanı meslektaşımız limana kadar bizi uğurlamak nezaketinde bulundu. Bize de o gezinin anısına şöyle bir plaket takdim etti. Onu da ben size burada paylaşmak istiyorum. Görüntüsünü bakayım varsa. Evet. Bakın şöyle. Şu gördüğünüz tablo ki anlamı oldukça bence büyük. Yani bizler aslında belki geçmiş dönemde atalarımız savaşmış olabilir ama baki olan sonuç itibariyle dostluk ve barıştır. Ki çok enteresan bir tarihte biz onu da bu ziyareti zeytin yaptık. Zeytin dalları üzerinden. Zeytin dalları, barış. Evet, evet, tabii. Şimdi şöyle bir anı da oluştu. 29 Ağustos'ta gezimiz başladı. 31 Ağustos'ta da sonlandı. İkinci günü 30 Ağustos bizim zafer bayramımızdı. Orada bizimle ilgilenen Yunanistan'daki Midilli'deki turizm şirketinin müdürü yanıma geldi. Sağ olsun yani ilgilenmek istiyorlar. Ne yapabilirim sizin için falan diye bana böyle bir soru yöneltti. Ben de yarın akşam bizim yani bir yemeğimiz olacaktı ve dedim bizim ulusal zafer günümüz. Evet. Yani bugün de bize böyle bir pasta hazırlatırsanız hiç olmazsa çocuklara o pastayı kestiririz ve o şekilde bir etkinlik yaparız diye düşündük. Sağ olsun kendisi çok büyük nezaket gösterdi. Türk bayrağı şeklinde bir pasta yaptırmışlar. Gecemizin ilerleyen saatlerinde 10. Yıl Marşı'nın eşliğinde o pastayı çocuklarla birlikte katılımcılara ikram ettik. O esnada yaptığımız konuşmada da bir restoranda konuşuyoruz. Bir kısmında bizim grubumuz var. Diğer bir kısımda da Yunanlılar ve İngilizler var. Ben aynen biraz önce ifade ettiğim sözleri söyledim. Yani 90 yıl önce atalarımız efendim işte Anadolu'da savaşmış olsa da bugün burada bu geceyi kutlamış olmamızın büyük bir anlamı var. Nedir o? İşte barış ve dostluk, kardeşlik her zaman baki olandır, savaşlar geçicidir diye böyle bu çerçevede bir konuşma yapmıştım. Bu konuşmayı ben devam ederken yanımızdaki Yunan rehber bir süre sonra konuşmayı Türkçeden Yunanca'ya diğer konuklara, Yunan ve İngiliz konuklara çevirmeye başladı. Konuşma bittikten sonra inanır mısınız konuşmamızı hem Yunanlılar hem İngilizler hem Türkler hepimiz birlikte alkışladılar. Hatta hem İngiliz hem Yunanlı arkadaşlar geldi tebrik ettiler. Sonuç itibariyle insan her yerde insan. Sizin niyetiniz güzel olduktan sonra kalbinizin güzelliği her şekilde ortama yansıyor. Doğru. Çok güzel dostluklarla döndük. Bu plaketimiz de şu anda bizim tabip odamızda. Benim için anlamı çok büyük. Bakın yani iki el birbirleriyle barış içinde kavuşmuş. Evet çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu. Fikret Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Herhalde bitiriyoruz zannediyorum. Evet. Ve dostluk ve barışın. Sizi tekrar ekranlarımızda görmek sağ isteriz. Sağ olun, sağ olun. Ben dostluk ve barışın yani daima ülkemizde ve dünyada hakim olması temennileriyle size çok teşekkür ediyorum. Ben de saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Balıkesirliler bir Balıkesir Gündem özel programının daha sonuna geldik. Başka bir programda sizlerle birlikte olmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.